işte doğru çıkalım mı? Ne yapalım? Birazcık çıkalım. Burası bir kat, burası ikinci bir kat olur. Sadece burayı çıkartabiliyor muyuz? Yükseklikte bu Romeo Juliet balkonu yüksekliği oluyor. Böyle yani şu arkadaşların üstüne taşmış oluyor. Bir tanesini üstüne taşacağız. 102 mi bu? Sen sokup çıkabilirsin. Orada şu, evet. Şu, ben bir daha, o zaman ben deneyeceğim bir dakika. Yani işte şu şey ben diyelim. Ben çok güçsüz bir insanım. Tablo. Şu da... Aynı. Şöyle bir şey. Yani, yenilemesine yani düşmesin aynayı takacağım. Çok zor olunca bu aynayı buraya koyunca lap diye bu dengeyi seni... Aynayı tam ortadan takalım abi. En basiti benim kafamdaki. Yani bununla bir doku vermeye gerek yok. Zaten tülle veriyorum. Ben ama verdiğim zaman en azından... Altta. Buraya böyle çat ettiğimde buradan bunun bu dokusu gözükür. Şöyle olacak. Çat. Aynen. Bunlar var ya bak bunlarla da... Mesela bunu da saplayabilirsin. Tabii o da olur. Prova için. Yani yok ya öbürü daha tamam, kontrollü benim. Düşer. Evet. Onu vurduk mu? Şöyle. Yani doku böyle olsa güzel. Çok okay. Güzel. Bu aralık düğme aralığı. Güzel evet. Okay. Tam istediğim. Tamam. Yok. Tabii. Yok zaten şimdi transparan olacak. Zaten aldı da krem rengi. O da krem rengi. Değişen bir şey olmadı. Tamam. Yani eğer o renk yapacaksa sen seninle prova etmemiz lazım. Her şey bitti ona taktık. İçeriz. Dur ablacığım dur daha oraya çok var. Çok yer çalıyor bunlar. O yüzden bu, mesela bu kadar uzun. Çok yer çalıyor. Onları tık geri alıyoruz. Keşke mesela bu sahnelerin hepsini, bu konstrüksiyonların hepsini tavandan asabilsek. Güzel olur. Havada kalktı mesela. Nefis olur. Hem de böyle hafif sallanırlardı. Perdeyi takacağımız yerden yaptık mı? Ha, ama onu... çok değişken. Hayır ben bunu yekpare parça istiyorum. Tabii ben şey, üstüne tutturulacak yoksa. Perde püskülleri olur ya bazen. Tamam. Onlardan sürüyorum. Zıbalar falan pratik tabii. Tülden yapacağım. Krem rengi tülden yapacağım. Hah bunlar da şeyler krem rengi dedi ya. Eskitme. Eskitme. Bunu da yaparız. Bu renkli olur. Boyalı tarafı da. Evet. Ha. Bu tarafları yaparız. Şu tarafı yaparız. Daha güzel. Şu bizim şeyler var ya. Bu tarafını sevmedim. Bu tarafına bayıldım. Tamam. Bu taraftan kullanırız. Evet. Bir de yolda gittikçe bu de aşınır. Bu şeyi önündeki bu ışıltı... Plastik bu şeyi, çok belli oluyor değil mi? Sahne ışığını yiyince yansıtma yapacak. Burası emer. Doğru. Bu bizim aynayı şeffaf mı yapalım yoksa mobilya mı yapalım diye konuşuyordu. Bu tarafı gözükebilir. Sıkıntı olmaz. Yani. İşte bizde zaten o da şeffaflık ve sadelik istediği için şey. Aynen yok. Ben... Çıkarabiliyor muyum buradan? Yoksa yapışık mı bunlar? Onlar şey, ıslak olabilir. Olmaz mı? böyle yapıp. Ama öyle. Form veriyorum. Şöyle. Evet. En sık sevdiğimiz şu oldu. Yani öyle bir düzen istemiyoruz zaten. Hani öyle dümdüz yaptığımız vardı ya onu istemedik. Hı-hı. Şöyle. Bu çok önde. Bu bir tık geri gidecek. Tabii ki hani bu şeyde görünsün yani, diye. Evet, evet. Bu bir şöyle geri sembolik. Atıldı mı? Yani bu arka böyle tek ince kalsa şurada şeyimiz olacak. Gölge. Bunu da öne aldık. Oyun seyirciye yakın gibi koyduk. Ya nasılsa yeri değişir diye. Tabii. Hiç ama zaten bu çok büyük bir alan. Evet. Bu büyük 10 metrelik olan. Ha, yani şurada sandalyeler duracak. Burada da o zımbırtı duracak diyelim. Tamam mı? Hı-hı. Şuraya da o şey gelecek. Ayna gelip gidecek. Tamam mı? Şunlar çok mu ince kalır diye düşündüm şunlar. Hani şart mı illa böyle iki tanesinin yan yana gelmesi? 2 metre yetmez yani. Şuraya kadar olan mesafe yetmez mi ki zaten bize? Ne kadar ki şunun mesafesi? Nerede o mezru? Standartı var. Ne kaç ol? Minimum kaç olması lazım? Oh, buradaki her şey eklektik tatlım ya. Ve tamam. Hepsinin bir anlamı var. Tamam. Hı-hı. Şey yapacağız. Gölge perdesinin yanlarını ben boyayacağım. Değilsin. Sen değilsin.
Adam biraz kapadı. Ay dedik, may ve dedikten sonra fade out yapıyoruz. Bana kalsa en önde görüşü şu burada. Öyle mi? E tabi sen bu arada üstünü değiştirmelisin. Nerede duracak takribi? Orada. Ya da böyle kalsın. Yani çok tutmayalım orada. İşimizi bittikten sonra hemen toparlayalım. Yani o aradaki lekeler beni bozmasın. En çok saygı değil. Turkuaz oyun akışındaki maksimum fişin hangisi ise onu şu an imkanımız dahilinde görmek istiyorum. Bu çok güzel. Bir şey söyleyeyim. Bu çok iyi duruyor. Bunu karda kışta düşünmüştük final gibi. Bir de bunun için düşündüğünü göreyim. Çok fişin bozmadan. Ölmeyecektir. Ay lan. Tam eli de tam sınırlara kadar gidiyor. Bu ne için mükemmel. Şu açı. Bak, bak, önemli değil bak. Evet. Yani birebir şu an sanki oradaymış gibi. Boyu da uzun, çok güzel. Tamam. Ama yani sen o sepeyi zaten vereceğiz şurada mı? Arkadan vereceğiz? Evet. Tam bu ana şey yüzündeki şey böyle temiz olsun. Tamam. Bir iki tane vuracağım da buraya. Ortaya da lazım. Ortaya var. Evet. Böyle merkeze temiz bir ışık. İşte o kaldırmadığım için, kaldırınca olacak. Yarın için hazır olur o. Sen burada bu kadar oturuyor musun? Evet. Bu kadar yavaş mı? Yani bunun gerçekliğini vermek lazım. Çünkü burada kendinle konuşuyorsun. Buradan yaptığın şey de güzeldi bu arada çok. Yani buradan da bakacaksan seyirci mi var? Yanakların kızarır, huzur içinde uyumeler, her gün konuşama, karşılıklı dinlememeler, sonra bir yatakta omzuna ısırırsın, kollarını işte dersin bu. Geri doğru gelirken... Ya bu tabi tek sıra yakanın içinden çıkacağı için çok ışık duracak. Bak bunların hepsi tek tek tüyü biliyorsun. Aaa. Hangi garibandan yolmuşlar? Ay kıyamam. Her duruyor çünkü. Kaç tane lazım? Yani alalım. Bir pakette 10 tane var. Çok çünkü alalım. Çünkü kullanacağız onu sürekli. Her oyun kullanacağız. Çünkü bir de çok gördüğün gibi hassas bir şey olduğu için. Çok değil. Yani bu başka peruk takıyor olsaydın bunu takacaktın. Hı. Altına ki tutsun saçını. Bir gerek yok buna. Bu böyle daha hafif bir de. Evet. Varla yok arası. Aynen. Buradan da böyle kaşları. 20'ler tadında. Böyle olmaz hayatım. Ters yap. Dur ben sana permatik vereceğim sefer. Dragon mevzusu bu tatlım. Dragon açılımını biliyorsundur.
Dress Like a Girl, Shakespeare çıkarmış. 1450'lerde. Ha, anlatmıyor. O zaman İngiltere'de kadınların oyunculuk yapması yasak. Erkekler kadın kılığına girip oyunculuk yapıyorlar. Shakespeare de bunu Dress Like a Girl'ü kısaltmış, direkt olarak notlarını almış. Ya doldurdukça güzel oluyor. Vallahi. Ay çok güzel oldu. Evet. Hep soruyorsunuz bana nasıl bu kadar genç görünüyorsun diye. İşte böyle saçım yoluyor. Şu an hiçbir şeyim olması gerektiği yerde değil. Ne gaş. Yer çekimine karşı koyuyor adeta. Yani Picasso suratımı boyamış. Yok, Salvador Dali. Dali miydi? Ne o? Picasso. Picasso. Formla oynayan. Dali nesnelerin Picasso insanları. Bu deli gömleğinin yeni uyarlanmış versiyonu. Kendisini de görmen lazım. Çok bugün hani sahnede psikopat gibi ışık provası bilmem ne yapıyorum ya, belki yanlış anlamışsınız. Ben bunların hepsini detaylı şey yapmak için yıkılıyor. Kaldık olur. Aa, ceketimi giydirmedin ya, şaşkın. Çok heyecanlandım ben. Çok tatlı ya. Geçir bakayım. Oturttun mu? Bak ya kız, bende heyecandı ya. Hadi bakalım, buyurun. Hadi. Ben de mi gidiyorum? Kardeşim, bu kelebekle... Yönetmenim.